Ya saçın uzunluğuna göre tarak takıyoruz. Yani burada saç aşırı uzunsa ilk önce yumuşatıyoruz saçı. Bu da 4 numara makine tarağını takıyorum. Bu 4 numara makine tarağını yüksek bir kesim yapacağız. 4 numara. 4 numarayı da alıyoruz. 4 numara. Burada 2 numara makine tarağını takmamın amacı da üstteki yoğunluğu aldık, yumuşattık biraz. 2 numarayı daha rahat çalışabiliriz. Eğer ben bunu direkt 2 numarayı da almış olsaydım, burada bu yukarı doğru çıkarken burada bir yoğunluk olacak. Yani fazla saç kesecektik ve keserken de problemler yaşayacaktık. Ama şu an 2 numara düşük bir tarak olduğu için, 4'ten düşük tarak olduğundan rahat çalışabileceğimiz düzeyi bıraktık. Bak burada da aynı işlemi yapıyoruz. 4 numara, 2 numara. 2 numarayı da aynı şekilde yapıyoruz. Bak burada bunu bu şekilde sıfırla gelip yukarı doğru sıfır dediğim makinenin altındaki açıya sıfır derece açılıyoruz. Yani burada sıfırla geliyoruz. Daha sonra ise yine burada bundan sonra 2 numarada direkt sıfırla burayı giriş yapabilirsiniz. Ama bu sıfırla girmememizin amacı şu. Ya direkt sıfırla girdiğimizde bizim Türkiye koşulları, Avrupa'da herhangi bir sıkıntı yok. Direkt sıfırla girdiğinde bunu normal karşılıyor. Ama bizim burada direkt sıfırla girdiğimiz adam diyor ki ne yaptı saçım diye, kessin diye bu şekilde tepki görmemek için ilk önce altı üst tarafı yumuşatıyoruz. Yani yine 2 numaranın olduğu bölümün hemen alt, yani şuraya kadar şöyle geliyorum. Burası 1.5. Yine burada aynı teknik üzerinden ilerliyoruz. Yani burada 0 45 derece açı, 35 derece açı da değil, direkt böyle değil. Eğer böyle çalışmamız demek burada keskin hat oluşturuyor olmamız oluyor. Keskin hat da oluşturduğumuz zaman burada olumsuz sonuçlar oluşturur. Yani o da ne oluşturuyor? Burada makas çalışma ihtiyacınız olacak. Keskin hatta artı iz kaybetme çalışmanız olacak. Ama bu izle çalışmamanız adına ve sıfır makas kullanmak için, yani sıfır değil makas kullanacağız ama düşük seviyede kullanmak için, eğer ben bunu sıfırla gelip bu şekilde kesersem burada bir keskin hat oluşuyor. Bu keskin hat artık uğraş, makine mi uğrarsın yok makasla mı çalışacak? O çalışma olması için bu şekilde. Şuraya sıfırla bir hat çiziyoruz. Yani bunu da nereye çizelim? Şu şekilde. Bir oraya. Aynen şu şekilde. Burası sıfır. Burayı sıfırla aldık. Buralarda ikisi de aşağı doğru ok gösteriyorum. Burası sıfırla aldık ya. Bunu sıfırla alırken de şu şekilde alıyoruz. Bak. Sıfırla alırken makine manalı kapalı. Burada bir de şunu bahsedeyim. Bak makine kullanımında şu makine, elimdeki makinenin özelliklerini bahsedeyim. Ve öbürkünde makinci getirsene. Makinenin özellikleri de bu arada da bahsedelim. Size niye açı, niye anlamı geliyor bunun altı veya bu makinenin özelliği ne, o makinenin özelliğini anlatayım. Bilmiyor olabilirsiniz. Şimdi bu makine geniş dişli ve altı bombeli. Yani ve şu geniş diş dediğim şunun arası geniş olduğundan dolayı dişleri ufak diş yoktur bu gibi. Artı ekstra olarak da bombiledir. Yani burada yüksek uzun saçları keserken çok rahat bir şekilde kesebiliyorsun. Yani bunu kullanırken iki makine kullanmanızın amacı bir de şu var. Hem makine ısısını düşürüyor. Makine ısınma gibi herhangi bir lüksü olmuyor. Hem de şarjı da uzunluk gidiyor. Yani sabahleyin geldiğinizde iki makineyle tıraşa başlarsanız 6-7'ye kadar hiç şarjı takmadan tıraş yapabiliyorsunuz. Benim kullandığım da aynı şekilde. İki makine kullanıyorum. İlk başlangıcı bu. Bunu kullanırken de bunu 1 numara tarağa kadar bunu kullanıyoruz. 1 numara altı sıfırlamadaysa bu makine kullanıyoruz. Bu makineyi kullanmamın amacı ise şu. Altyapısı düz olduğu için sıfırlamada ve dişi de sıfıra çekiliyor. Ekstra olarak da bunların dişin arasında ufak dişler var. Ve dişi de tam sıfıra alındığı için bununla rahat sıfırlama yapılabiliyor. Bununla sıfırlama yapılamıyor. Bunun dişi bir, dişini tam sıfıra çekemiyoruz. Artı ekstra olarak da altına bombeli olduğu için sıfıra kesmemiz mümkün olmuyor. Anlamadığınız bir şey yok. Yani birden sonra bu makineyi kullanıyoruz biz. Yani şimdi burnu 1.5'a kadar bununla aldım. Şimdi bir sıfırı bununla tekrar önden burada bıraktığım yer aklımda tutuyorum tabi. Buradan buraya kadar böyle kesimle birleştiriyoruz. Yurt dışında ve Türkiye'de meslek deneyimi olmayan arkadaşlara bir aylık berberlik eğitimiyle berberlik öğretilmektedir arkadaşlar.
Mesleğini geliştirmek isteyen arkadaşlar da haftalık eğitimler verilmektedir. Açıklamada numaram olacaktır. Ve şimdi burada yine size dur. Tam olarak anlatayım şey olarak. Kesimi yani burada zaten saç kesimini keserken de birlikte saç kesimler yapacağız. Ya birlikte saç kesim yapacağız da buradan da bir ders aşaması yani boş geçmemiş hem daha faydalı bilgiler edineceğiz. Size şuraya kısaca bir çizim yapacağım. Low middle falan diye. Şöyle çizeyim. Buraya ne istiyorsunuz? Middle fade. Middle fade. Aynen. Al. Bu middle fade değil mi? Şimdi burada yapmamız gereken middle de şu. 2 numara burası. Bak 2 numara middle'i söylüyorum. 0 ise şurası. Ama yumuşatacağız yine ya. 4 ile 2. Tamam dur şimdi. Yumuşatacaksın canım. 4 daha. Evet. Burası da 0. Şimdi bunu hayal edin. Bunu şöyle düşünün. Bunu burada aldım bu tekniği. Bu tekniği biliyoruz. Aynı teknik üzerine ilerleniyor. Bu tekniği aldım. Bak burada ne yaptıydık? Yüksek sıfırlama yaptık değil mi? Aynı çalışma buraya kadar çıktık. Ha bunu şöyle bir şey de yapabilirsin aslında. Hani şimdi görüyorsunuz ya. Bak 4 numarayı bak şu şekilde yukarıda çalışıp bunun altını sıfırlarsanız da çok güzel bir görünüme sahip olur. Yüksek sıfırlamada 4 numaraya çıkabilirsiniz. High skill field'de. Şimdi konuyu saplattırmayalım. Bu da midir. Orta seviye sıfırlama. Şimdi bu tekniği aldım. Bak sıfır nerede? Sıfır 2 numara. Gördün mü? Arasındaki yükseklik ölçüler. Yani biri burası bitişi, biri burası. Doğru mu? Şimdi bunu aldım. Bunu buraya geçiriyoruz. Düşük alanlarda çalışıyoruz. Yine aynı teknikle çalışıyoruz. Yani bu da ne oluyor? Yaparak. Keskinliği de yani burada şişlik de istemiyorum ben. Yani burada şişlik inişecek ama burada bir hat oluşacak. Yani burada orta seviye sıfırlama olduğu belli olacak. Anlaşıldı mı? Yani şöyle senin hatam dedin ya benim hatam var bir hata yaptım yukarı çıktı diye. Hatamız şu. Burada anlamadığınız bir şey yok.